Birinci dönem birinci matematik yazısına hazır mıyız Songül Çelebi? Hazır değilim hocam. Senle beraber mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Ama ilk başta ön hazırlığı yapacağız. Bu videomuzda gerçekten bilmemiz gerekenleri bir tekrar edeceğiz. Ön hazırlık bak birinci dönem birinci yazılı bir kere mantık, kümeler ve denklem ve eşitliklerin çok az bir kısmı çıkacak karşımıza. Dolayısıyla bu üç konuya hakim olmamız gerekiyor. Özellikle mantık ve kümelere çok hakim olmamız gerekiyor. Burada sana bir hafif bir özet yapacağız. İlk başta bir giriş yapacağız. Sonrasında sen 9. sınıf kanalına gireceksin. Hatta yazılı kampımız da burada var. 9. sınıf kanalında, Tonguç 9. sınıf kanalında iyi butonuna hemen ulaşabilirsin. Yazılı videomuzu izleyeceksin Tonguç Eren Bey'im. Bu şekilde de yazılıya tam bir şekilde hazırlanmış olacaksın. İlk başta özeti yapıyoruz seninle beraber. Öğrendiğimiz konuları bir tekrar ediyoruz. Sonrasında yazılı videomuz, yazılı provası videomuzda soruları da beraber çözerekten ne yapıyoruz? Tamamen öğrenmiş oluyoruz. Tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla şimdi seninle hızlı bir şekilde... Mantığın bittiği yerde matematik başlar. Hayır, doğru mu hocam? Mantıkla başlayacağız. Mantıkla başladıktan sonra hemen kümeler ve denklem işleri. Hemen bir hızlı bir şey tekrar edersek. Bir kere bir önerme doğru ya da yanlış diyebildiğin her şey önermeydi. Doğru olunca 1, yanlış olunca 0 oluyordu. Bunun değili ise doğrunun değili yanlıştır, yanlışın değili doğrudur. Onu bilmemiz gerekiyor. Aynı zamanda bir önermenin doğruluk değeri 1 ise yani doğruysa değili de 0'dır. Değilinin doğruluk değeri de 0'dır. Onu da hatırlayacağız. Sonrasında bir işlemlerimiz vardı. Birleşik önerme dediğimiz şeyde bir veya işlemi vardı Tonguç Eren Bey'im. Bir V işlemi vardı. Bir ya da işlemi vardı hatırlıyorsan. Sonrasında bir ise işlemi vardı Tonguç Eren Bey'im. Bir de ancak ve ancak işlemi vardı. Ancak şimdi, ancak. Bu işlemlere bakarsak veya dediğimiz şey toplama gibiydi. V dediğimiz şey çarpma gibiydi. Ya da dediğimiz şey ise şöyle bir kuralı vardı Tonguç Eren Bey'im. Aynıysa eksi, farklıysa artı, daha doğrusu aynıysa bir, aynıysa bir, aynıysa sıfır özür dilerim, farklıysa bir kuralımız vardı. Onu bilmemiz gerekiyor. Artı eksi aklım tam sitelere gitti. Peki ise de neydi Tonguç Eren Bey'im? İse de 100 kuralımız vardı. Yani bir ise sıfır, sıfırdır. Onun dışında her şey birdir kuralımız vardı. Ancak ve ancakta da kuralımız ise aynıysa bir, farklı ise sıfır hocam, kuralımız var. Hocam elinizi çekerseniz bir eses almak istiyorum. Yani ya da'nın tam tersi oluyor. O zaman genel olarak baktığımız zaman mesela 1 artı 0 1'dir. 0 artı 1 1'dir. 0 artı 0 0'dır. 1 artı 1 mantıkta 2 yazamayacağımız için 1'dir. Çünkü mantıkta sadece 1 ve 0 vardır. Mantığın bittiği yerde matematik başlar. 1 kere 1 1'dir. 1 kere 0 0'dır. 1, 0 kere 1 0'dır. 0 kere 0 0'dır. Bu şekilde V kuralını da ezberlemiş olduk. Bu V'ydi, bu V'ydi. Hatırla, hemen bunu da yazmak istiyorum sana. Veya ve V işlemleri. Burada ise bu kuralımızın adı ya da kuralıydı. Bu ise kuralıydı. Bu da ancak ve ancak ve ancak. Ancak kuralımızdı. Şimdi ya da da 1 ya da 1 0. 1 ya da 0 yani aynıysa 0, farklıysa 1 kuralımız var. 1 0 0 1 ikisi de 1 oluyor. 0 0 1 1 ikisi de 0 oluyor. İse de mantık şu. 1 ise 1 1'dir. 0 ise 1 1'dir. 0 ise 0 1'dir. Ama 1 ise 0 yani 100 numaralı kural 1 0 0 yani şöyle de yazmak istiyorum, bak bu çok önemli çünkü sınavlara çok çıkar, her zaman garanti çıkacak. 1 ise 0 0'dır. Sen bu işlemleri görün, bak 100 kuralını burada aklına getireceksin diyoruz. Bu sınavlara gerçekten çok çıkar. Şimdiden burayı yazmak istiyorum. Ya da ancak ve ancak baktığımız zaman aynı ise 1, bak aynı ise 1, farklı ise 0 kuralımız var. 0 ise 0'da, 0 ancak ve ancak 0'da 1'dir diyoruz. Peki iseyi ya da'ya çevirme veya'ya çevirme kuralı gerçekten çok önemli. Bu kuralımız P ise Q'nun aslında P'nin değil veya Q olduğunu gösteriyor ve zor sorularda hayatımızı kurtaracak asıl kuralımız budur diyebiliriz. Bu çevirmeyi yaptıktan sonra De Morgan, Memorgan her şey çok rahat uygulanıyor. De Morgan ne biliyor musun? P veya Q diyelim, sallıyorum. Üzerinde bir çentik var. Yani P veya Q'nun değili, birleşik önermenin değili alınırken bu hepsine dağılıyor. İşleme de dağılıyor. İşlem veya'nın değili V olduğu için buraya yazılıyor. Bak P'nin değili veya'nın değili V, Q'nun değeri şeklinde yazıyoruz. Biz buna De Morgan diyoruz. Bu da önemli bir kural. Aynı şekilde Tonguç Eren Bey'in birleşme kuralımız var. Birleşme kuralımızda P veya Q veya R'yi ben P veya Q veya R diye ayırabilirim. Ya ilk başta bunları birleştirdim, sonra bunları üçlüyorum. Gerçekten bu sınavda çıkar. Aynı şekilde de burada mesela dağılma özelliği yapıyorum. Mesela P veya Q ve R. Bak dağılma özelliğinde içerideki işlem dışarıdaki işlem farklı. Birleşme özelliğinde iki işlem de birbirleriyle aynı. Birleşmede parantezleri yer değiştirebiliyorsun. Dağılma özelliğinde ise dağıtıyorsun. Bak bununla bunu, bununla bunu dağıtıyorsun. P veya Q, burayı yazdım. Aradaki işlem V. Aynı zamanda P veya R, burayı yazdım. Peki aynı şekilde V'nin de veya üzerine dağılma özelliği var. Bunu da bu şekilde dağıtıyorsun. P ve R, P ve Q özür dilerim. Sonrasında veya P ve R şeklinde yazabiliyorum diyoruz. Bir de niceleyiciler var. Niceleyiciler de
ters A şeklinde olanı her diyorduk. Ters E şeklinde olanı da bazı diyorduk Tunçer abi. Bazı mesela bazı. İşte şu ne demek biliyor musun? Her X elemanıdır doğal sayı. Tüm doğal sayılar demek. Ama şu ise X elemanıdır doğal sayı. Bazı doğal sayılar demek. Bu da bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi ki bunun değilinin de bazı olduğunu yani herin değilinin bazı, bazının değilinde her olduğunda hatırlamamız gerekiyor dedik. Ve burada kritik şeylerden bir tanesi daha göstermek istiyorum. Bak eşittirin değili aslında eşit değildir. Eşittirin değili eşit değildir. Aynı şekilde büyüğün değili küçük değil, küçük ve eşittir. Bak unutmayacağız. Büyüğün değili küçük ve eşittir. Bunlar da aklımızın bir köşesine bulunsun diyoruz ve geldik bir de kümelere. Kümeler tabii birazcık daha fazla sorun çıkacak kısım. Kümelerde bilmemiz gerekenler aslında şunlar. Mesela bir kümeyi liste yöntemiyle yazabilirsin. Ortak özellik yöntemi, Venn şeması yazabilirsin. Ama genellikle liste yöntemiyle yazdığın zaman mesela her bir elemanın altında arasında bir virgül olmak zorunda. Bak bu kümeyi parantezini açtıktan sonra bir eleman geldi. Sonra bak parantezli olan her şey bir bütündür. Dolayısıyla bu başka bir elemandır. Bir de başka bir elemandır. Dolayısıyla bu kümenin SA dediğimiz 3 tane elemanı vardı diyebiliriz. A elemanıdır A mıdır? Evet doğru. A elemanıdır A'dır. Bir elemanıdır A mıdır? Hayır. Parantezli bir şekilde 1-2 aslında elemanıdır A'nın olması gerekiyor diyoruz. Bu da çok önemli bir mantık diyoruz. Şunu unutmayalım. N elemanlı kümenin 2 üzeri n tane alt kümesi vardır. Mesela 3 elemanlı bir kümedir. Mesela bunun toplam 2 üzeri 3 yani 8 tane alt kümesi vardır. Alt kümelerinden kendisi hariç alt kümelerinde öz alt kümedir. O da 2 üzeri n eksi 1 yani 8'den 1 çıkar 7 kalır gibi düşünebilirsin. Alt küme dediğim şey kümenin içinde bir küme oluşturuyoruz. Mesela A'yı ben parantez içine koyduğum zaman alt kümesidir A'nın yazabilirim Tonguç Eren Bey. Veya Tonguç Eren Bey B'yi ben parantezli bir şekilde koyduğum zaman alt kümesidir A'nın yazabilirim şeklinde. Çünkü bunların alt kümeleri bu şekilde oluşabilir. Veya iki elemanlı alt küme de olur. Mesela A, B'yi de alıp alt küme yapabilirim. Dolayısıyla şunu unutmayalım. Boş küme her kümenin alt kümesidir. Ve her küme kendisinin bir alt kümesidir. Yani her kümenin içinde kendisi de bir alt kümedir. Yani alt kümelerin içinde ben şunun da aynen saymam gerekiyor diyoruz. Şunu unutmayalım bir de birleşim kesişim işlemleri. Kümelerde işlemler gerçekten de sınavda soruların yoğun olarak geleceği kısımlardan bir tanesi. Mesela A kümesi B kümesi. A kesişim B kümesi tam aradaki taradığım ortak alandır. A birleşim B ise hepsidir Tonguç Eren Bey'im. A fark B dediğimiz şey ise şu yeşille taradığım yerdir. A fark B bu yeşille taradığım yer. B fark A, B'nin A'dan farkı ise şu şekilde gösterilir ve pembişle taradığım yerde Tonguç Eren Bey. Bunların hepsinin birleşimi ise aslında bunların hepsinin toplamı ise birleşim kümesidir diyebiliriz. Aynı zamanda değişme, birleşme, dağılma özelliği falan filan bunların hepsi var zaten. A birleşim B kesişim C dediğim şeyde böyle dağıtıyoruz Tonguç'um. A birleşim B kesişim aradaki işaret A kesişim A birleşim C. Baktık evet parantezin dışındaki işaret içerilere girdi, parantezin içine girdi. Parantezin içindeki işaret de dışarıya çıktı. Bu da dağılma özelliğinin bir özelliği. Dağıldım hocam. Resmen dağılım sıraları. A kesişim B, A kesişim C. A kesişim B, A kesişim C aralarında birleşim işaretini de koymuş olduk. Şimdi mesela bir örnek olarak şöyle düşünelim. Bir de evrensel küme vardı. A'nın tüm geni vardı. Mesela bir küme çizersem bütün her şeyi içine alırsa evrensel kümedir. Evrensel kümede A kümesini eğer burayı gösterirsem Tonguç Eren Bey'im. A'nın dışındaki her yer yani şunların hepsi A'nın tümleyeni olarak gösteriliyor. A'nın tümleyeni A'nın dışındaki her yer demek. Unutmayalım Tonguç Eren Bey'im. Şunu da unutmayalım. Her küme evrensel kümenin alt kümesidir Tonguç Eren Bey'im. Aynı zamanda evrensel küme her kümeyi kapsar. Hatta o da şöyle gösteriyor. Evrensel küme kapsar. Her kümeyi şeklinde gösterebilirsin. Tabii boş kümede her kümenin alt kümesi demiştik. Şimdi geldik peki şu kartezyen çarpımı konusuna. Kartezyen çarpımı dediğim şey de iki kümenin çarpımı aslında. Hani birleşim, kesişim, tümleyen, fark falan filan bunları gördük ama iki kümenin çarpımı dediğimiz şey ise aslında A 1 2 diyelim mesela B alt A B diyelim mesela. İki kümenin çarpımı aslında şöyle düşünsün. Her elemanı diğer kümenin elemanıyla eşleştiriyorsun. Mesela 1 ile A'yı eşleştirdim tamam eyvallah. 1 ile B'ye eşleştirdim tamam eyvallah. 1 ile 2 ile A'ya eşleştirdim tamam eyvallah. 2 ile B'ye eşleştirdim tamam eyvallah. Ve bunları sıralı ikililer şeklinde yani 1 virgül A parantezi kapattık. Ondan sonra 1 virgül B parantezi kapattık. Ondan sonra 2 virgül A şeklinde sıralı ikililere geliştiriyorsun. Sıralı ikililere geliştirdikten sonra bu aslında birer eleman oluyor. Toplam kaç eleman var? 1, 2, 3, 4 tane var. Aralarına virgül koyaraktan kartezyen çarpımı kümesini
süslü parantezimi yaparaktan yapıyorsun. A çarpı B şeklinde gösteriyor ama eski yaptığımız X şeklinde yazıyoruz çarpıyı da, onu unutmayalım Tomuç'um. Bağıntılarsa fences kısmında var. Fences kısmında da aslında bunların içinden mesela işte birebir yansıyan gibi böyle belli özelliklere sahip elemanların alt kümeleri aslında bağıntı haline geliyor. Onu da söylemek istiyorum. A çarpı B, kartezyen çarpım kümesi, işte bunların birbirleriyle çiftleşmesi sayesinde oluşuyor diyoruz. Bir de bölünebilme kuralları var tabii. Bakalım sayılar hocam. Doğal sayılar konusunda tek çift sayılar işte bilmem ne, bunların hepsini bilmemiz gerekiyor ama bir de bölünebilmeden soru gelir. Bir kere hatırlıyorsak A'yı B'ye bölürsek C çıkıyordu. Kalan da buydu değil mi Tonguç Hocam? Kuralımız neydi buradaki? Hemen onu hatırlatmak istiyorum sana. A dediğimiz sayı B ile C'nin çarpımı artı K'dir. Yani bunu bunu çarp, bunu ekle A'yı verir. Aynı zamanda B dediğimiz sayı her zaman kalandan büyük olmak zorundadır. Bu da ikinci kuralımız. İki tane kural var. Burada bunları kullanabiliriz. Kurallar bozulmak içindir. Bölünebilme kuralı. Saçmalama ne diyorsun? Allah Allah. Bölünebilme kurallarında 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Bayağı bir bölünebilme kuralı var. 2 ile bölünebilme kuralı son basamağı çift olacak. 3 ile bölünebilme kuralı Tonguç Helal Bey'im. Rakamların toplamı 3'ün katı olacak. 4 ile bölünebilme kuralı son 2 basamağı 4'ün katı veya 0, 0 olacak. 5 ile bölünme kuralı son basamağı 0 ya da 5 olacak. 6 ile bölünme kuralı Tonguç'um hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyor. 6'nın asal çarpanlarına bakarak da bunu yaptım. Kendi aralarında asal çarpanlarına bakarak da. 8'e bölünme kuralı Tonguç'um benim son 3 basamağı 8'in katı olacak ya da 0, 0, 0 olacak son 3 basamağı. 9 ile bölünme kuralı rakamları toplamının 9'un katı olması gerekiyor. 10 ile bölünme kuralı Tonguç Erlen Bey'im rakam son basamağının 0 olması gerekiyor. 11 ile bölünme kuralı da özel bir kuralı vardı hatırlıyorsan. A, B, C, D, E diyelim. Bunların üzerine artı, eksi, artı, eksi, artı yaparaktan artıları toplayıp eksileri çıkartıyorsun onların içinden. 11'in katıysa bu sayı 11 ile bölünme kuralına uyuyordu. Mesela 6 ile bölünme kuralı hem 2'ye hem 3'e bölünmesi gerekiyor. Mesela sana dese ki 45 ile bölünebilir dese, o zaman diyeceksin ki kendi aralarında asal çarpanları 45'in 9 ve 5 değil mi? 9 kere 5 45 değil mi Tomuç? Evet. 9'un bölünme kuralı var. 5'in de bölünme kuralı var. O zaman ben bu ikisini çarparak da aslında hem 9'a hem 5'e bölünürse eğer bu sayı 45'e bölünebilir diyeceksin. Aynı buradaki yaptığımız gibi. Hem 2'ye hem 3'e bölünürse 6 ile bölünebilir diyeceksin. Bu arada şunu söylemek istiyorum. 10 ile bölümünden 7 kalırsa son basamağı nedir birler basamağı? 7'dir. Onu da söylemek istiyorum. Çünkü son basamağı neyse 10 ile bölümünden kalan odur. Bunu da söylemek istiyorum. Tonguç Eren Bey'im, dolayısıyla senle şimdi çalışman gereken şeyler. Nasıl çalışacağım? Bunların daha detaylı tekrarlarını, daha detaylı tekrarlarını 0'dan 9'a matematik konu anlatımı soru bankamızdan Tonguç Eren Bey'im hangi sayfaları çalışacağını gösteriyorum. Zaten içeriğinde var. Bak ünite 1, ünite 2 ve ünite 3'ün de şuraya kadar gelmeni istiyorum. Alanı asal çarpanlara bölünebilme dediğimiz şeye kadar gelmeni istiyorum Tonguç Eren Bey'im. Hemen sana şöyle göstereyim. İlk başta burada önerme. Önermenin doğruluk değeri ve değili. Buradaki konuyu anlarsan sonra hemen sorusunu çözebilirsin. Aynı zamanda V bağlacı, veya bağlacı, aynı zamanda ya da bağlacı, aynı zamanda De Morgan kuralı, aynı zamanda ise bağlacı koşullu önermelerin içine giriyor. İse bağlacının tersi de vardı. Karşıtı tersi ve karşıt tersi de vardı. Karşıtında unutma P ise Q'nun karşıtında yer değiştiriyorsun. Tersinde ise ikisini de değilini alıyorsun. Karşıt tersinde hem değilini alıp hem de yer değiştiriyorsun Tonguç'um. Şimdi de buradan hemen hızlı bir şekilde göstermiş oldum sana. İki yönlü koşullu önerme dediğimiz şey de vardı hatırlıyorsan. İki yönlü koşullu önermede de işte ancak ve ancak kuralımız karşımıza geliyor. Ve bağlaçların elektrik devresine uygulanması tabii ki fen lisesi kısmı. Fen lisesi arkadaşlarımız da sayfa 28 ve 29'a mutlaka baksınlar. Her veya bazı niceleyicileri vardı. Ona da baktık sen Tonguç'um. Her veya bazı niceleyicilerin negatifleri falan filan bunların hepsinde yazılı provamızda iyi butona tıklayıp kendi sınıfındaki yazılı 9. sınıf kanalındaki yazılı provasını mutlaka izle. Orada çok güzel sorular çözdük zaten seninle beraber. Mantık dilinde birleşik önermeler, ondan sonra niceleyiciler Tonguç Eren Bey'im. Aynı şekilde bu mantığın genel testini de yaparaktan felsefi arkadaşlarımız da buradaki soruları çözebilir. Ve kümeler konusunda da küme tanımı ve gösterimi, küme çeşitleri, aynı zamanda alt kümelerinin bulunması, bununla ilgili çok güzel sorular çözdük yazılı provasında. Kümelerle ilgili temel kavramlara baktığında kesişim bileşim işlemleri, kesişim bileşim özellikleri Tonguç'um, fark işlemi, tümleyen, aynı zamanda kümeler ile sembolik mantık arasındaki ilişki bu fen lisesi kısmından bu normal aslında. Aynı zamanda küme problemleri de gelecek ki sınav şeyde var, yazılı provamızda var çoğunlukla ve iki kümenin kartezyen çarpımı şeklinde ilerleyerekten bağıntı fen lisesinde gördüğün gibi
kümelerin tekrarını yaparaktan denklem ve eşsizliklerde de sayfa hemen şu önemli olan sayfayı göstermek istiyorum sana da gerçekten. Önemli olan sayfamız hani bölme algoritması sayfa 92, 93, 94, 95, 96, 97 çünkü bu son bunu gösterdiği için bundan soru gelme ihtimali yüksek. 98, 99 ve 100, 101 buradan da soru gelebilir. Hatta 102, 103 de bunun aslında asıl kısımları diyebiliriz. Aynı zamanda Tak Matematik'te yazılıya hazırlık kısımlarımızdan Tak Matematik kitabımızdan yazılıya hazırlık kısımlarını göstermek istiyorum. Mantıkta gördüğün gibi örnek soruları çözdükten sonra fantasy kısımlarını yapabiliriz tabi. Burada tak taramalar onsa birinci ünite tekrarını yaparaktan ilerleyip ÖSYM tarzı soruları çözmene gerek yok. ALFL tekrarlarını çözebilsin ve yazılı hazırlı kısmı sayfa 44 ve 45 tak yazılı yapmayı unutma Tonguç Eren Bey. Aynı şekilde kümeler kısmında da ÖSYM tarzını çözmedi ama ALFL tekrarını yapıp sayfa 78 ve 79'daki yazılı hazırlık kısımlarımızı çöz. Özür dilerim 79 ve 80'deki yazılı hazırlık kısmını çöz ve burada da Tonguç Eren Bey özel olarak yazılıya hazırlık kısımlarının hepsini çözme. Çünkü çok uzun bir ünite burası. Uzun bir ünite olduğu için sen sadece şu sayfa 92, 93, 94 ve 95'in sorularını lütfen çöz. Ve gerçekten de bu bölünebilmeyi de halletmiş ol. O zaman şimdiden sana sınavda başarılar. Sağ ol hocam. Özel sorumuzu yap. Yazı provamızı izlemeyi unutma. 9. sınıf kanalında değil mi hocam? 9. sınıf kanalında iyi butonuna tıklayarak ulaşabilirsin.